Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Telegram üzerinden bot nasıl yapılır, bota nasıl komut verilir bunlardan bahsedeceğim. Bir de bot uygulamasını bildiğiniz üzere yabancı dil İngilizce olarak geliyor bize. Bunu nasıl Türkçe'ye çevireceksiniz bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Telegram uygulamamıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra kişiler bölümünden buradan bula bot father yazıyoruz. En üstteki mavi tıklı olana giriyoruz ve botu başlatıyoruz. Yukarıdan new bot'a tıklıyoruz. Daha sonra botumuza bir isim vermemizi söylüyor bize. Biz bunu bilgi atölyesi deneme olarak yapıyoruz. Ve botumuza bir link vermemizi istiyor bize. Bunu da bilgi alt-tire atölyesi alt-tire bir alt-tire bot yapıyoruz. Boşluk kullanmıyoruz burada. Boşluk kullanmadığımız için alt tireler koyuyoruz ve verdiğimiz bot linkinin sonuna bot yazmamız gerekiyor. Ben denemek için az önce yapmıştım. Ondan dolayı alt tire bir. Dediğim gibi az önce ben denediğim için, bunu yaptığım için az önce de aynısını yaptım. Ondan dolayı bunu kabul etmedi. Ben de farklı bir şekilde denedim. Evet, şu an botumuzu oluşturduk. Burada API kodu verecek bize. Bu kodu kimseyle paylaşmayın. Bu yukarıdaki HTTP API kodunu kimseyle paylaşmayın. Şimdi mybot komutu veriyoruz. Slash mybot. Zaten yukarıda çıktı. Burada görmüşsünüzdür. Mybot diyoruz. Benim daha önce oluşturduğum, dediğim gibi burada diğer botlar da mevcut. Bilgi atölyesi bir bot şu an oluşturduğumuz. Buna tıklıyorum. Siz ilk defa yapıyorsanız bunu, sizde muhtemelen bir tane çıkacaktır mybots yazdığınızda. Burada şimdi botumuzu düzenleyeceğiz. Bunun için edit bot diyoruz. Botumuza açıklama gireceğiz, profil fotoğrafı gireceğiz, botumuzu düzenleyeceğiz. Edit description diyoruz. Yani botumuza açıklama ekleyeceğiz. Şu an yapacağınız açıklamayı buraya yazabilirsiniz. Şuraya ben bilgi atölyesi deneme botu. Botu dur yazayım. Nokta. Şu an oldu. Bizim botumuzun açıklaması bilgi atölyesi deneme botudur. Edit abont dediğimizde yukarıdan edit name'in altında edit abont dediğimizde burada bize diyor ki botumuza daha açık bir bilgi verebilirsiniz. Ben tekrardan bilgi atölyesi YouTube yazacağım buraya da. Ve bunu da gönderiyorum. Bunu da yüklemiş bulunuyoruz. Yukarıdan, şuraya yukarı çıkıyorum. Burada yukarıda edit bot pic dediği de botumuza bir profil resmi ekleyebiliriz. Burası ile işimiz tamamlandı. Şimdi botumuza komut vereceğiz. Back to bot'a basıyoruz. Yukarıda sol tarafta API token yazan yere basıyoruz. Ve buradaki API adresimizi kopyalıyoruz. Ben burasını buğuladım. Bu API adresinizi kimseyle paylaşmayın. Sizde gizli olarak kalsın. Kopyaladıktan sonra çıkış yapıyoruz. Bootfather'dan. Tekrardan kişilere girip buradan bul bölümüne gelip buraya menü Walter yazıyoruz. Ne? Walter bot. Buna giriş yapıyoruz ve başlat diyoruz. Türkçe yapmak için slash lang tr yapıp gönderiyoruz. Diliniz Türkçe olarak değiştirildi diyor. Botları yönet komutu veriyoruz. Aşağıda görüyorsunuz zaten. Az önce kopyaladığımız bir kodunu buraya yapıştırıyoruz. Ve gönderiyoruz. Evet, şu an botumuz yüklendi. Direkt botumuzu, API'sini buraya yükledikten sonra yeni bir bot oluşturduk. Şimdi botumuz komutları hazır. Şimdi bu botun üzerine basarak komut verelim.
Bilgi atölyesi bir bot diyor burada. Buna basarak buna komut veriyoruz. Bu bot ne yapabilir? Bilgi atölyesi deneme botudur. Başlat diyorum. Buradan tekrardan dilimizi slash yapıp lang tr yapıyoruz. Ve dilimizi Türkçe yapacağız. Evet, dilimiz Türkçe oldu. Aşağıdan buton düzenleyiciyi açıyoruz. Aşağıda tekrardan burada görüyorsunuz. Buton ekle. Buraya buton için bir isim gireceğiz. Buton ekle diyoruz. Ve yeni bir düğme için bir isim girin. Biz bilgi yazalım. Gönderdik. Yukarıda mesela buton eklenin üst tarafında gördüğünüz şu an bilgi olarak çıktı. Yeni bir buton ekleyeceğiz. Yine aynı birinci şekilde yaptığımız gibi ikinci butonumuzu da yine aynı şekilde ekliyoruz. Buton ekle diyorum. Buraya da ben hesap yazdım. Siz kendi botunuza göre farklı şeyler de yazabilirsiniz. Hesap yazdım. Bunu da gönderdim. Bilgi ve hesap olarak çıktı. Şimdi aşağıda mesaj ekle bölümü var. Mesaj ekleye bastığımızda hangi mesaj çıkmasını istiyorsak onu giriyoruz. Ben hoş geldiniz yazacağım buraya. Siz dediğim gibi kendi isteğinize, kendi botunuza göre bunu daha farklı şekillendirebilirsiniz. Hoş geldiniz yazdım. Soru ekle komutu bulacağız. Şimdi hesaba giriyoruz ve buradan soru ekle diyoruz. Soru ekle komutu butonu kullanan kişinin siz bot yapıcısına soru veya bağlantı göndermesi içindir. Hesaba tıklandığında karşısına kullanıcının hangi soru çıkacak? Buradan bunu yönelteceğiz. Ben örneğin hesabınız hakkında bilgi diyorum. Şuraya aşağıdan çok yanıtlı soru diyeceğim. Tekrardan soruyu gireceğim. Yukarıda ilk sorduğum soruyu soruyorum. Hesabınız hakkında bilgi demişiz. Hesabınız hakkında bilgi. Buradan evet şu an oldu. Hesabınız hakkında bilgi sorusu çıkacak. Hangi konuda bilgi almak istersiniz de diyebilirdiniz. Bu size kalmış dediğim gibi tamamen. Aşağıdan soru ekle. Şurada silin yanında gördüğünüz ekle butonuyla ilave sorular ekleyebiliriz. Şimdi ben bu butonu tekrardan başlatayım. Slash start diyorum. Ve botumu tekrardan başlatıyorum. Az önce yaptığımız gibi ben yönetici olduğum için bende şu an diller bölümü de çıkıyor. Ama sizde çıkmayacak. Bu botumuzu kullanan kişi de çıkmayacak. Hoş geldiniz diyor. Biz buraya hoş geldiniz yazdığı için. Hesap. Hesaba tıkladığımızda hesabınız hakkında bilgi mi almak istiyorsunuz diye burada size soru yöneltiyor. Aşağıdan buna cevap yazıp bu şekilde konuşmalar sağlayıp sorulara cevap verip bu konuda botunuzu geliştirebilirsiniz. Diğer bot videoları için kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. İyi seyirler.